Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit hali gitgide derinleşen bir soruna dönüştü. Yani Sayın Abdullah Öcalan yakalandığı süreçten itibaren aslında kendisine özgü inşa edilen bu ada hapishanesinde hukukun askıya alındığı, hukuk kurallarının uygulanmadığı bir alanda tecrit ve izolasyon haline maruz kalmıştı. Bu tecrit hali dönem dönem toplumsal muhalefetin geliştirilmesiyle kırılıyordu. Ve dönem dönem derinleşen, dönem dönem avukat ve aile görüşlerinin gerçekleştirildiği bir halde ilerletiliyordu. Ancak son yıllarda özellikle barış sürecinden sonra gelişen iktidarın savaş politikalarıyla, güvenlikçi politikalarıyla birlikte birçok hukuksuzluğun halkın üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılması gibi mutlak tecrit hali de derinleştirilerek bugüne kadar geldik. 2019 yılından şu andaki geldiğimiz güne kadar hiçbir şekilde İmralı hapishanesinden haber alınamaz bir hale kadar geldi bu durum. Yani aslında gerçekleşen durumu sadece bir tecrit hali olarak tanımlamak da aslında bir eksiklik. Tıpkı CPT'nin raporlarında bu durumu sadece tecrit olarak değil, sadece bir işkence uygulaması olarak değil, bir mutlak iletişimsizlik hali olarak tanımlaması gibi. Aslında bu tanımlama orada yaşanan durumun vehametini gözler önüne seren bir tanımlamaydı. Çünkü İmralı hapishanesinde yaşanan şey sadece hukuk kurallarının askıya alınması, yani hukuk kurallarının uygulanmaması olarak açıklanamaz. Burada yaşanan durum hem elbette ki aile ve avukat görüşlerinin gerçekleştirilmemesi, işte iç mevzuata, infaz yasasına, anayasaya, yani ceza hukukunun temel prensiplerine, eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama olduğu gibi uluslararası, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası mevzuat hükümlerine de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, işte Mandela kuralları, hapishanelerle ilgili asgari standartlar, bu kurallara aykırı uygulamalar olduğu gibi aslında Sayın Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin topluma herhangi bir açıklamanın gerçekleştirilmemesi ya da kendisiyle ilgili görüş yasaklarının gerekçeleri açıklanmayan disiplin cezalarıyla kamuoyuna yansıtılması. Yine bu disiplin cezalarının gerekçesinin açıklanmadığı gibi disiplin cezaları kesinleştikten sonra bu cezaların tebliğlerinin gerçekleştirilmesi. Yani dosyalarını takip eden AYM başvurularını, AHİM başvurularını, mevcut disiplin başvurularını takip eden yasal avukatlarının avukatlık mesleklerini icra edemediği, yani dosyalara normal bütün avukatlarının davalarını, dosyalarını takip ederken gerçekleştirebildikleri işlemlerini gerçekleştiremediği bir hale dönüştü. Yani bir avukat bir disiplin dosyası takip ediyor ama bu dosyayla ilgili gerekçeyi mahkemeyle görüşüp elde edemiyor. Ya da UYAP kaydını dosyaya yapamıyor. Bu cezalara itiraz etme imkanı bile sağlanamıyor aslında. Yani bu noktada ne hukuki olarak, ne sağlık durumuna ilişkin, ne de toplumsal boyutuna, yani bir siyasi pozisyonuna ilişkin mutlak bir haber alamama hali söz konusu. Elbette ki ne hukukçular, ne demokratik kurumlar, ne siyasi partiler, ne sivil toplum kuruluşları böyle bir hukuksuzluk, böyle bir vahşet karşısında, böyle bir insanlık suçu, işkence karşısında elbette ki sessiz kalamazlardı. Bu noktada hem biz ÖHD olarak hem tüm demokratik kurumlar olarak bu konudaki sorumluluğumuzun farkında olarak hep hareket ettik. Bu noktada aslında bu gerçekleştirilen açıklama bizim ilk çalışmamız değildi, ilk açıklamamız değildi, son çalışmamız ve son açıklamamız da olmayacak elbette ki. Bu noktada biz kurumsal olarak ya da bu insanlık suçuna karşıt bir durum geliştiren, bunu kabul etmeyen hukukçular olarak birçok çalışmada bulunduk. Yani bu noktada yüzlerce avukatın tecrit kaldırılsın şeklinde açıklamaları söz konusu oldu. Yüzlerce avukatın biz Öcalan'la görüşmek istiyoruz şeklinde başvuruları oldu. Akabinde bu başvurularımıza yanıt verilmediği için meslek örgütlerimize
biz mesleğimizi yapamıyoruz, bu konuda harekete geçmenizi istiyoruz şeklinde başvurularımız oldu. Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi'ne yine başvurularımız oldu. Bunlar sadece iç mevzuatta, iç hukukta kullandığımız başvuru yöntemleriydi. Yine CPT başvuruları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvurular, yani birçok uluslararası mekanizmayı da aslında bu açıklamalarımızla eş güdümlü bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Elbette ki bu noktada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi hem Sayın Öcalan'ın müdafilerinin hem sivil toplum kuruluşlarının, yani bizlerin gerçekleştirmiş olduğu başvurular kapsamında defalarca Türkiye'ye bu durumun, bu hukuksuzluğun kabul edilemeyeceğini, bu durumun işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ettiğini, bu uygulamanın sonlandırılması gerektiğini, Sayın Öcalan'ın derhal avukatlarıyla görüşmesi gerektiğini, hem raporlamalarıyla hem Türkiye'ye yaptığı çağrılarıyla aslında kamuoyuna açıkladı. Ancak birçok güncel konuda, birçok dosyada, birçok yargılamada karşılaştığımız gibi şu anda antidemokratik siyasal iktidarın hiçbir şekilde uluslararası mekanizmaları dikkate almadığı, hatta bu mekanizmaları işletmeye çalışan hakimlerin, savcıların yargı taciziyle, yaptırımla dahi karşılaşabildiği bir hukuksuz sürecin inşa edildiğini görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz açıklamada aslında bu uygulamaları kabul etmediğimizi bir kere daha kamuoyuna deklare ettiğimiz bir açıklamaydı. Yani aslında içerisinde yaşadığımız, şu anda yönetildiğimiz siyasal iktidarı antidemokratik ve popülist bir iktidar olarak tanımlayabiliriz. Bu antidemokratik ve popülist iktidar tarafından hem devlet mekanizması bütün kurumlarıyla gasp edilmiş durumda. Buna yargı da en başta buna dahil. Bunun dışında bu duruma ses çıkartmak isteyen, bu antidemokratik uygulamalara ses çıkartmak isteyen sivil toplum bir bütünen aslında sindirilmeye çalışılıyor. Yani bu politikalar sadece tecritin derinleştirilmesi ya da sadece sivil toplum kurumlarının, ses çıkartan muhaliflerin sindirilmeye çalışılması aslında her biri ayrı ayrı değerlendirilecek durumlar değil. Aslında bir bütünen siyasal iktidarın uygulamalarını bütünsel değerlendirmek gerekiyor ve mücadele yöntemlerini tartışırken de bütünsel mücadele yöntemlerini tartışmak gerekiyor. Bu uygulamaların kaynağı elbette ki bir antidemokratik hal söz konusuysa, bu halin, bu rejimin pekiştirilmesi için bu uygulamaların derinleştirilmesi gerekiyor. Yani bu antidemokratik rejimi, hukuksuzluğu yerleştirmek için bu uygulamalar gittikçe derinleştiriliyor. Yani biz tecriti konuşurken sadece avukat görüşü, aile görüşü bakımından konuşamayız ki. Yani bu sadece Sayın Abdullah Öcalan'ın maruz bırakıldığı bir uygulama değil. En başta İmralı hapishanesinde kendini gösteriyor. Yani en ağırlıklı olarak, çünkü mutlak haber alamama hali en vahim durumu, tecrit ve izolasyon halinin. Ama biz bütünen hukukçular, toplumu oluşturan bütün, sivil toplumu oluşturan bütün kurumlar, demokratik kamuoyu, halk olarak aslında bir bütünen bu tecrit ve izolasyon uygulamalarının temel muhatabıyız. Yani o yüzden tecriti konuşurken tecritin ekonomiyle olan ilişkisi, tecritin ekolojiyle olan ilişkisi, tecritin göç politikalarıyla ilgili olan ilişkisi, aslında bunların hiçbiri birbirinden bağımsız konular değil. Bu tecrit hali derinleştikçe Kürt halkına yönelik demokratik yöntemlerle bu sorunun çözümü, Kürt sorunu değil, sömürgecilik sorunu, Kürt sorunu değil, hukuksuzluk sorunu, adaletsizlik sorunu, eşitsizlik sorunu, statünün tanınmaması hali, bu sorunun demokratik yöntemlerle çözülmemesi ve sürekli barış politikalarının terk edilerek savaş politikalarının, özel savaş uygulamalarının halk üzerinde gerçekleştirilmesinden kaynaklı olarak aslında bu uygulamalar da bu anlayışla paralel olarak kendisini derinleştiriyor. Disiplin hukuku çerçevesinde bir hükümlüye disiplin cezası verilebilecek halleri düzenleyen iç mevzuat hükümleri de değerlendirildiğinde, bu disiplin cezalarının hiçbir şekilde hukuki olmadığı zaten
ortadadır. Çünkü disiplin cezası bir hükümlüye verilebilmesi için, yani bunun bir fiilinin karşılığında tesis edilmiş olması gerekiyor. Disiplin hukukunun bir fiile karşılık olarak işletilmiş olması gerekiyor. Ama biz hangi fiile karşılık bu disiplin hukukunun işletildiğini bilmediğimiz gibi, bu gerekçeler kamuoyuna açıklanmadığı gibi bunlara itiraz etme prosedürü, yasal prosedür de Sayın Öcalan'a ve avukatlarına sağlanmadığı için aslında burada yeni bir ihlal. Yani hem savunma hakkını ihlal eden hem adil yargılanma hakkını ihlal eden bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Bu noktada disiplin cezalarının sistematik bir şekilde verilmesi yine işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden bir duruma sebebiyet veriyor. Çünkü tıpkı bir fiile karşılık tesis edilen bir uygulama olacağı gibi yine bir hükümlüye bir fiilinden kaynaklı böyle yıllarca devam eden, aylarca devam eden sistematik işkence haline sebep olacak, sistematik tecrit haline sebep olacak disiplin cezaları da verilemez zaten. Ne bunu iç mevzuat ne uluslararası mevzuat bunu hiçbir şekilde kabul etmez. Dolayısıyla disiplin cezalarını tecritin derinleştirilmesinin şu anda kamuoyuna yansıtılan göstermelik aracı, göstermelik kılıfı olarak değerlendirebiliriz. Ceza hukuk sisteminde hangi durumlarda dosyalarla, hangi dosyalarla ilgili gizlilik kararı verilebileceği hususları yer alıyor zaten. Bu noktada bir disiplin cezasının gerekçesinin kamuoyuna açıklanmaması halini hiçbir şekilde hukuki bir gerekçeyle bunu açıklayamayız. Çünkü bu sadece bir fiile karşılık gerçekleştirilen bir yaptırım değil. Sistematik olarak ayları, yılları bulan uygulamalara sebep veren bir disiplin hukuku işletiliyor aslında. Bu noktada bunun hiçbir şekilde ne güvenlik gerekçesiyle, yani bundan neden kaygı duyuluyor? Bu disiplin cezasının gerekçesinin açıklanmasından neden kaygı duyulur? Halkın bu gerekçeyi öğrenmesinden neden kaygı duyulur? Çünkü bu gerekçenin bir gerçekliği olmadığı için bunu açıklamaktan imtina eder ilgili kurumlar. Eğer ki gerçekten bu disiplin hukukunun bu şekilde sistematik yıllarca işletilmesini gerektiren bir gerekçe söz konusu olsaydı, emin olun ki bu ilk elden, tez elden halkla paylaşılırdı. Ancak böyle bir gerekçe söz konusu olmadığı için bu gizlilik kaygısıyla, işte güvenlik kaygısıyla açıklanan bir durum haline geldi. Ama bunun hiçbir şekilde hukuki bir niteliği olamaz. Pandemi döneminde bir infaz düzenlemesi gerçekleştirildi. Burada siyasi suçlular ve birkaç suç bakımından bu tırnak içerisinde suçlular düzenlemenin dışında bırakılarak bir infaz düzenlemesi gerçekleştirildi. Bu infaz düzenlemesiyle gözetim kurulları kuruldu ve belirli bir süre cezanın yatarı tamamlandığında belirli koşulların gerçekleşmesi kapsamında kişiler bu haklarından yararlanabildiler. Yani koşullu salıverilme haklarından faydalanarak dışarıya çıkabildiler. Ama bu noktada bu bile siyasi mahpuslar bakımından, siyasi tutsaklar bakımından aleyhe bir durum olarak değerlendirildi ve onlar cezalarının yasal boyuttaki yatarını tamamlamalarına rağmen tahliye olamıyorlar. Yani dışarıya çıkamıyorlar. Bu noktada aslında bu düzenleme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler için yapılması gereken bir düzenlemeydi. Yani uluslararası mevzuat hükümlerinin ve Sayın Öcalan'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının aslında belirttiği durum bu. Bir kişinin tahliye olma, yani dışarıya çıkma, hapishaneden çıkma hakkının kendisinin elinden alınmaması, yani bu umudunun kendisinden alınmamasını içeriyordu bu hak. Bunun hukuksuz olduğunu, bunun yine hak ihlaline sebep olan bir uygulama olduğunu içeriyordu bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Yani bu karar iç mevzuatta uygulansaydı Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminin değiştirilmesi için çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyordu bu ahim kararı doğrultusunda. Ve bu çalışmalar yürütülseydi tam tersi bugün siyasi tutsakların aleyhine bir uygulama olarak değerlendirilen gözetim kurulları, yani kişinin belirli bir cezanın yatarını tamamladıktan sonra bir kurulla gerçekliği olan kişiye pişman mısın diye ya da manipülatif, provokatif sorularla o kişinin iradesini belirli bir
denetim altına alan, iradesini sakatlayan bir kurul değil de gerçekten mevzuata uygun sorularla bu görüşmelerin gerçekleştirildiği kurullar söz konusu olsaydı, ağırlaşmış müebbet infaz rejimine muhatap bu cezayı almış hükümlülerin tam tersi bugünkü gibi değil, aleyhe değil, bu görüşmeleri gerçekleştirip yatarını tamamladıktan sonra tahliye olabilmeleri gerekirdi. Ama ne yazık ki şu anda gündemde olan, yani birçok siyasetçiyle ilgili de gündemde olan ahim kararlarının uygulanmaması, işte Demirtaş'la ilgili, Kavala'yla ilgili ahim kararlarının uygulanmaması hali ne yazık ki Sayın Abdullah Öcalan için de geçerli bir hal. Ve umut hakkıyla ilgili çok hukuki, gerçekten şu andaki ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminden muzdarip, bu konuda mağdur olan, müddetnamelerinde ölünceye kadar cezaevinde kalacak şeklinde yazan bütün siyasi mahpusları da aslında etkileyen bir düzenleme değişikliği gerçekleştirilecekti. Ama bu noktada da herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmiyor. Bu konuda bizim uluslararası mekanizmalara yapmış olduğumuz başvurularda yine Türkiye'nin cevabı hiçbir şekilde bu değişikliklere yanaşmayan, yine bu değişiklikleri gerçekleştirmemesine kılıf arayan açıklamalardı. Hiçbir şekilde bunun da hukuki bakımdan kabulü mümkün değil. Bizler de bu tecrite yönelik açlık grevleri başlatıldığını demokratik kamuoyu gibi basın aracılığıyla öğrendik. Hapishanelerden aktarım yapan, bize başvurular yapan aileler aracılığıyla öğrendik. Şu anda hangi hapishanelerin bu greve başladığı, hangi hapishanelerde kaç kişinin başladığı ile ilgili elimizde net bir durum yok. Ama bütün hapishanelerde bu grevin başladığına ilişkin bir gözlemimiz var ailelerden gelen bilgilerle birlikte. Biz de bu başvurular kapsamında bütün hapishanelere ziyaretlerimizi gerçekleştirip kaç mahpusun bu greve dahil olduğunu, kaçar günlük ne kadar süreye kadar bu grevin devam edeceğine ilişkin takiplerimizi gerçekleştireceğiz. Bu konuda diğer sivil toplum kurumlarıyla bu grevleri izlemek bakımından çeşitli koordinasyonlar oluşturmak için yine girişimlerimiz söz konusu. Bu koordinasyonlarımızı oluşturduktan sonra grevlere giren mahpusların sağlık durumlarını takip etmek, kendilerine grevdeyken verilmesi gereken vitamin, işte şeker vesaire, bu tür yaşamsal malzemelerin verilip verilmediğini takip eden çalışmalarımız olacak. Şu anda bu verilere ilişkin bizim de net bir bilgimiz yok. Ama yani bir bütünen hak savunucuları için aslında şunu söyleyebiliriz. Yani biz hukuk kurallarının uygulanması için, yani mevzuatın uygulanması için hiç kimsenin yaşamını ortaya koyduğu bir durumu artık görmek istemiyoruz. Yani ne hukukçuların, ne siyasetçilerin, ne demokratik kurumların, ne halkın artık, yani 2019 sürecindeki gibi birçok mahpusun yaşamını yitirdiği, birçok mahpusun hala bile birçok sağlık sorunuyla, yani kalıcı hasarlar bırakan sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığı süreçler yaşamak istemiyoruz. Bu duruma kesinlikle hiçbir tahammülümüz kalmamıştır. Bu noktada bir mevzuatın uygulanması için, bir ahim kararının uygulanması için kişilerin sağlığından, yaşamından olmak durumunda kalması, bunu protesto etmek için bu kadar ağır sonuçlar doğurabilecek eylemsellik içerisinde olmak zorunluluğunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bu noktada ilgili yetkililerin, Adalet Bakanlığı'nın bu durum yaşanmadan, yine 2019 sürecindeki gibi ağır ihlaller, ağır sağlık sorunları, ağır yaşam hakkı ihlalleri oluşmadan görevlerini yerine getirmeleri ve mevzuatı uygulamaları gerekiyor. Sayın Abdullah Öcalan, bunu her seferinde ifade ediyoruz. Gerçekten bu toplumda Kürt sorunun demokratik zeminde çözümü için
savunmalarında, görüşmelerinde, heyet ziyaretlerinde, devlet yetkilileriyle ilgili olan görüşmelerinde her zaman demokratik çözümden yana olduğunu ifade etmiş bir siyasi kişi aslında. Bu noktada Sayın Öcalan'ın fikirlerinin, görüş ve önerilerinin tecrit altında tutulması, yani kendisiyle birlikte, çünkü bu fikirler, bu görüşler tecrit altında tutuluyor. Ve bunun karşılığında da, demokratik çözümün karşılığında da savaş politikaları geliştiriliyor. Bu savaş politikalarının devamı olarak birçok hak ihlali ve hukuksuzluk derinleşiyor. Bu noktada içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz, siyasal kaos halini bu tecritten bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Bu noktada Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılırsa, Kürt sorununda savaş politikaları yerine demokratik zeminde bir çözüm geliştirilirse, bunun bütün Türkiye halkları için, bütün ezilen ve sömürülen halk gerçekliğimiz için daha faydalı olacağı herkesçe bilinen bir gerçeklik. Bu aslında bütün kurumlarca, bütün demokratik siyasetçilerce de altı çizilen bir husus. Ve bu sadece Kürt hukukçularının, Kürt siyasetçilerinin, Kürt halkının sorumluluğu olan bir durum da değil. Bu bir bütünen Türkiye halklarının, Türkiye hukukçularının, Türkiye'deki bütün siyasetçilerinin, kendisine ben insan haklarını savunuyorum diyen bütün insan hakları savunucularının temel gündemi haline getirilmelidir. Bu noktada ben bu toplumdaki ekonomik krizin çözülmesini, Avrupa'ya göçlerin engellenmesini, eşit, adil Kürtlerin statüsünün tesis edildiği bir ülkede bu sorunları konuşmadan, bu artık ilkel meseleleri tartışmadan özgürce yaşamak istiyorum diyen her bireyin yanında olması gereken bir taleptir aynı zamanda. İmralı tecrit rejimine karşı olmak demokrasi talep etmektir, adalet ve özgürlük talep etmektir. Bu noktada bizim temel talebimiz eşitlik, adalet ve özgürlük temelidir, talebidir. Ve bu noktada biz hukuku egemenlerin sopası olmaktan çıkartıp halkın temel mücadele aracı haline getirme noktasında da iddiası olan bir kurumuz ve çalışmalarımızı bu temelde devam ettireceğiz. Tecriti kırana kadar çalışmalarımıza, ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarımıza da diğer kurumlarla ortaklaşarak, dayanışarak devam edeceğiz. Girişimler kesinlikle yeterli değil. Yeterli olsaydı zaten bu tecrit kırılmış olurdu, kaldırılmış olurdu. Bu ahim kararı, umut hakkı kararı uygulanmış olurdu. Demek ki bu noktada ne hukukçular, ne siyasetçiler, ne yani Türkiye halkları bir bütünen yeterli mücadeleyi vermiyorlar demek ki. Yeterli mücadeleyi vermiyoruz demek ki. Bu noktada hani az önce bahsettiğimiz temelde, açtığımız temelde mücadelenin her alanda, hukuki olarak, kültürel olarak, ekolojik olarak, siyasi boyutuyla, sokakta, evde, adliyede, her alanda mücadelenin geliştirilmesi gerektiği, yükseltilmesi gerektiği gerçekliği net bir şekilde karşımıza çıkıyor.